Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir önceki videomda Japon ve pamuğun yapıştırma gücünden bahsetmiştim. Çok kritik yerlerde, çok zayıf yerlerde pamuk gerçekten çok güzel işe yarıyor, kemik gibi oluyor. Ha, biraz estetiksel açısından dışını çok fazla törpüleyip zayıflatmadım. Çünkü böyle işimi görüyordu benim. Üzerine ne yaptım? Bir de oje gibi bir şeyle boyadım. Kemik gibi pamuk ve Japon'un muhteşem gücüne şahit olduk hep birlikte. Şimdi bu kez tripodumuzun şu ortadaki üç ayağı birbirine bağlayan desteği, kaydıracı koptu. Onu tamir edeceğiz. Sonrasında bunu neyle yapacağız? Bunu bu sefer pamukla değil, ip ve Japon yapıştırısıyla çözeceğiz arkadaşlar. Özellikle siyah seçtim, daha belirgin olsun diye. Sonrasında zincirleme olarak şurası da kırıldı. Burasını tamir edeceğiz. Burasında nasıl bir şeyi vardı? Bakın şurada minnacık bir tırnağı var. O iki tane tırnağı yerinden kırıldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu tırnağı kırıldı. O tırnaklar nerelerindeydi? O tırnaklar hemen şu kısımlardaydı. Biz buraya bir çivi yardımıyla, çivim nerede? Çivi yardımıyla şuradan delip arkadaşlar şu iki tane tırnak icat edeceğiz ve oturtacağız. Bu tür ürünler neden kırılır? Bu tripodlar genelde plastik malzemesi, eski dökme plastikten, yani tekrardan geri dönüşüm plastiklerinden imal edilmiş ürünler. O yüzden hem ucuz olur hem de kırılgan olur. Ama işte biraz kaliteli alınca sıfır plastikten yapılma ürünler de otomatikman pahalı oluyor arkadaşlar. Hadi hiç lafı sözü fazla uzatmadan hemen işlemimize başlayalım. Sabit durabilmesi için öncelikle ürünümüzü ağız ağza tam olması gerektiği gibi yapıştıracağız. Ama gövdeye de yapışabileceği için arkadaşlar, evet, öyle bir sıkıntının oluşmaması için sıvı sabun süreceğiz ki hareketli mekanizma yapışıp kalmasın diye. Şöyle komple her tarafına güzelce ince bir tabaka halinde, fazla değil, fazla olursa yapışacak kısma gider, sonra yapışkanımız olması gerektiği gibi yapışmaz arkadaşlar. Şöyle incecik sıvı sabunumu sürdüm dostlar. Parçamızı ağız ağza denk getirdim. Hemen her tarafı sabun vesaire olmadan bir an önce tutturmak istiyorum arkadaşlar. Öbür tarafını çevirelim, öbür tarafını da yapıştıralım güzelce. Neredeydi kırığımız? Evet, kırığımız burada. Çok fazla sürmüyoruz. Evet, hatta yapışmış bile. Siz yağ da sürebilirsiniz ama ben niye yağ sürmedim? Çünkü kırık tam yapışması gereken kısma yağ gider, sonra düzgün bir yapışma sağlayamam diye. O yüzden sıvı sabunu şey yaptım, kullandım. Hem de aynı zamanda yıkayınca çabucak geçer diye. Şöyle hareket ettiriyorum ki yapışıp kalmasın diye arkadaşlar. Ama işte burada şöyle bir şey var. Şimdi üzerine uygulayacağımız destek, çünkü hala biz bol miktarda Japon kullanacağız, birazdan atacağımız destekle birlikte. Şimdi bahsettiğim olaya şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Kırığı yapıştırdık. Bunu böyle bıraksak ne olur? Aynı yerinden kırılma ihtimali çok yüksek. Ama şeyle, iple bunu desteklediğimizde kemik gibi olacaktır. Buna emin olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü daha önce testini, denemesini yaptım. Süper oluyor. Muhteşem. Bu işlem için ipimizi önce uç kısmını şöyle bir Japonla hafiften yapıştıracağım arkadaşlar. Uç kısmını tutturmamız lazım. Evet, uç kısmı tuttu. Şimdi kırık halkanın etrafına komple ipimizi çepeçevre düzgün bir şekilde saralım dostlar. Saralım, saralım.
Hasıla hasıla sarmamız lazım ki ipimizin bir miktar kopardım, yoksa elle rahatlıkla çeviremiyoruz arkadaşlar. O yüzden bir miktar düzgün bir sıralama olsun diye tırnağımızla ipimizi aşağıya doğru çekeceğiz arkadaşlar. Evet. Bir miktar sardık. Bir miktar sardık. Yine devam edeceğiz. Ne yapacağım? Şurada bir kısmını yapıştıracağım arkadaşlar. Bir miktar daha ip alıp devam edeceğim. Evet. Evet. İpimizi sonuna kadar güzelce sardım. Şimdi asıl altın dokunuş şu olacak. Ezanımız okundu bu arada. Azzallahu Ekber. Şöyle az az, evet, fazla yaparsak akıyor. Akıtmamamız lazım. Yapışır kalırsa hiçbir işe yaramaz. Az az, az az. Dört bir tarafına iyice süreceğiz ki iyice kemikleşsin. Canlar. İyice kemikleşsin. Bakın duman çıkıyor. Aynı pamukta olduğu gibi tepkimeye giriyor. Evet, yapışmasın diye de hareket ettiriyoruz arkadaşlar. Çünkü yapışıyor. Ne kadar da Japon şeyi sürsek de, yağ sürsek daha etkili olacaktı ama yağ dediğim gibi problem teşkil eder diye sürmedim arkadaşlar. Şimdi çok az şurada kaldı. Evet. Orasına da sürdüm. Birazcık kurusun. Şöyle kemik gibi olacak Allah izin verirse arkadaşlar. Evet. Şu uç kısımdaki fazlalığı da şöyle bir maket bıçağı yardımıyla alıvereyim. Şimdi arkadaşlar kurudu, kemik gibi oldu. Artık buradan, hani önceden bir tarafından kırılmıştı ya, öbür taraflarından da kırılmayacak artık. Çok güzel oldu. Ben bu ip tekniğini seviyorum. İp tekniği, pamuk tekniği, kül tekniği. Hepsinin yeri ayrı ayrı. Buralara kül, pamuk vesaire yapabilirdik ama yuvarlak yerler kırıldığı zaman ip tekniği bu iş için biçilmiş kaftan arkadaşlar. Şimdi gelelim yukarı taraftaki kırık mevzularına, tırnak mevzularına. Oraya da tırnağı yapalım, işlemimizi bitirelim. Hadi bakalım ocak başına. Arkadaşlar öncelikle yer belirlemesi yapacağım. Yer belirlemesi nasıl yapacağım, yer belirlemesini? Bakın şu parça, kırılan yer şurası. Şu arkadan şöyle bir kılavuz atacağım. Aynı şekilde karşı tarafına da. Sonrasında dışarıdan çivi müdahalesi yapacağım. Hadi başlayalım.
Kılavuzumuzu şuraya yaptık. Şimdi çivileri tam olması gerektiği yere oturtabiliriz rahatlıkla. Çivinin uç tarafı malum sivri olur. O uç tarafını sivriliğini kestim. Sivriliğini kestim arkadaşlar. Sonra şöyle ağzında düzleyeyim ki o hareketli parçada herhangi bir aşınmaya sebebiyet vermesin diye. Şöyle yuvarlayalım. Evet. İşlem tamamdır. Şimdi ısıtıp yerine oturtacağız arkadaşlar. Çiviyi ne kadar saplayacağıma dair işaretimi de vurdum. Şuraya şöyle işaret vurdum. Hadi ısıtalım. İstediğim gibi olmadı. Aslında tam birbirine plastik kaynasın istemiştim ama olmadı. Bu tarafını öbür tarafını aynı yapacağız. Bakın deliği çiviyi taktık takılıyor. Yerinden çıkmıyor arkadaşlar. Bunu farklı yapacağız. Karşı tarafındakini farklı yapacağız. Şimdi güzelce şeyini de keseyim. Boyunu da keseyim. Japonla yapıştıracağım. Zaten çok fazla güç çekmeyecektir. Evet, aynı şekilde karşı tarafı da delelim ve tırnakları imal etmiş olalım arkadaşlar. Çok fazla ısıtmak aslında mantıklı değil gibi. Şöyle çok fazla ısıtmadan bu kez ısıtmadan deneyeceğim. Bence bu kadar yeterli. Ucunun fazlalığını şöylece kestim. Diğer karşı tarafın şeyini de takalım. Pinini. Şimdi pinini taktık takmaya da bu biraz gevşek, öbürü biraz sıkı oldu. Nasıl yapacağız? Japon süreceğiz. Japonu çok fazla damlatmıyoruz. Neden? Çünkü hareketli parçaya gidip hareketini engellemeyelim diye. Ucundaki keskin ve fazla kısmını bir E yardımıyla güzelce sıfırlıyoruz. Aynı şekilde burada şöyle ters çevirmem lazım. Gönlüme gelsin diye, tersime gelmesin diye. Çok az. Bu tarafa çok az daha. Diğer tarafa Japon'u değdirdim.
Böylelikle hem pimlerimiz yerinden çıkmayacak hem de sağlıklı bir şekilde tripodumuz şu mafsalından hareket edecek. Peki ortadaki o kayar kısmın güçlendirmesini yaptık. Eski orijinalinden kat kat iyi oldu. Artık başka yerlerden buradan kesinlikle kırılmaz ama başka yerlerden kırılabilir. Üst tarafını daha önceden pamukla yapmıştık. Ve şuradaki mafsalların tırnakların imalatını yapmış olduk. Bu tripod düzgünce bir şekilde kullanırsak daha bize yıllarca hizmet edecektir. Ama çok profesyonel de hizmet beklemeyin arkadaşlar. Profesyonel kalitede, seviyede bir ürün değil. Eğer bu işi sürekli yapıyorsanız kendinize güzel kaliteli bir tripod alın arkadaşlar. Peki canlar, böylelikle de bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk. Bir dahaki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Esen kalın canlar.